14 Nisan 2022. Bugün Akıncı B'nin ilk performans uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü'ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Tabii bir yandan Akıncı Bey'in eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin fitte. Diğer hava aracımız da pistte iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor. Hatta arka tarafta görebilirsiniz şu an son yaklaşmada palyesini yapıyor. Yavaşlayıp gidecek. Tabii bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından bir tanesi de sahada olan testleri, geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. Tabii en ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor. Hem mini İHA'da hem Bayraktar TB2'nin ilk geliştirme prototipinde Ramazan aylarına denk geldiğinde testlerimiz, saatlerce süren uçuş testlerimiz, işte kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bizlere. Şimdi de inşallah o geleneği bozmadan yine kabinde hava aracımız Akıncı B, iki adet daha gelişmiş, daha güçlü motoruyla ilk uzun dayanım uçuş performans testini gerçekleştirirken biz de birazdan iftarımızı açacağız. Yaklaşık herhalde birkaç dakika var, 5 dakika civarı değil mi? 5-10 dakika civarı var iftara. O anlamda böyle çok manalı saatler bunlar bizim için. Hem manevi anlamda hem de elbette Akıncı'da, Akıncı'nın uçuşunu takip etmek, iniş kalkışına ve testine şahit olmak da aynı zamanda tabii büyük bir anlam taşıyor. Çok keyifli. Akıncı ve ilk uzun dayanım test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. Tabi 35 bin fitte Saros Körfezi üzerinde 8 saatlik uçuşuna devam ediyor. Bu arada iftar oldu, ezan okundu ve tabi bizim eski bir geleneğimiz olan iftarda şayet yer istasyonundaysak ve hava aracı havadaysa, çok eskiden kalan bir geleneğimiz olan hurma ve sütle orucumuzu açacağız. Allah kabul edilsin. Herkese hayırlı Ramazanlar.